Bir de şimdi ibadet üzerine namaz kıldırmak, oruç, ezan okumak, Kur'an okutmak, bunun üzerine icar parası almak, ücret almak caiz mi, değil mi? Bu da ihtilaflı. Kitabul icaret. İcaret bahsi, yani ücret almak. Babul isticare ala ta'limil Kur'an. Kur'an'ı öğretmek üzere ücret almak. Buradan başlayacağız. Adam ücretle tutuyor hocayı ki gel bana Kur'an öğret. Yahut da hoca diyor ki ben sana Kur'an öğreteyim, bana ücret ver. Caiz mi değil mi? Hel yecudu zalikemle. Bu caiz olur mu olmaz mı? وَمَا قَدْرُوا يَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَلِكَ. Bu hususta Peygamber Efendimiz'den gelen rivayet midir? Din, akıl değil ki. Herkes kendi aklına göre fetva versin. Ne kıl? Resulullah Efendimiz'den ne suretle gelmişse ona göre hareket edeceğiz. Fakat Resulullah Efendimiz'den muhtelif hadisler olunca imamlar burada ayrılıyorlar. Birisi hadisin birisini alıyor, öteki birisini alıyor. İhtilaf vakı oluyor. Şimdi burada İhtilafı beyan etmeye başladı. Evvela bir hadis-i şerif getirdi. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk. Kale haddesena Vehb ibn-i Cerir. Kale haddesena Şu'bet ve Abdillah ibn-i Ebi Sefer. En Amir-i Şabiyyen Haricete ibn-i Sald. En emmihi ennehu kale. Ekbelna min anni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Peygamber Efendimiz'in gittik. Peygamber Efendimiz'i ziyaret ettik. O taraftan döndük. Gidiyoruz. فَاَتَيْنَا لَحَيِّمْ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ Arap kabilelerinden bir kabileye tesadüf ettik. Resulullah Efendimiz'i ziyaret etmiş, dönmüşler, memleketlerine gidiyorlar. Ha, yolda bir kabileye tesadüf etmişler. فَقَالُوا لَنَا O kabile bize dediler ki, اِنَّكُمْ قَدْتِيْتُمْ مِنْ لِهَذَا الْحِبْرِ Siz şu alim, meşhur zatın yanından geliyorsunuz, بِخَيْرٍ بِخَيْرَ geliyorsunuz. Evet. فَهَلْ عِنَّكُمْ دَوَاءٌ اَوْ رُقْيَةٌ Sizin indinizde, yanınızda bir ilaç yahut da bir afsun okuyan var mı? اَوْ شَيْءٌ yahut da menfaat edecek bir şey var mı? فَاِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُودِ Bizde bir ma'tuh, aklını kaybetmiş bir adam zincirlere bağlı var. Adam aklını kaybetmiş, ma'tuh. Yani aklı gah gelir, gah gider. Biz bunu zincirlere bağlamışız. Sizde bir ilaç yahut da okuyacak bir rukiye yahut da başka bir şey var mı? Siz bu hayırlı adamın yanından geliyorsunuz. Peygamber'e Hibir dediler. Hibir en büyük alime derler. Neden acaba burada Hibir? O kabile Resulullah Efendimiz'e hala iman etmemişti, nübüvvetine kail değildi. Bunun için mi dediler? Yahut da Müslümanlar da Peygamber en büyük alimlerden daha büyüktür de bu cihetli mi? Hibir demişler, onun tarihini bilmiyoruz, o Müslüman mıydı, değil miydi? Yani ala külli hal tekdir ediyorlar yine. Bu hayırlı adamın yanından geliyorsunuz, bir ilaç var mı? Kale, harice amucesinden rivayeten diyor ki, fekulna ne'am. Evet, bizim yanımızda ona ilaç var dediler. Fecau bihi, o adamı gitti getirdiler, iplerine bağlı. Fecaltu akrevu aleyhi bi fatihatil kitab selaseteyyam. 3 gün ben o adama Kur'an Fatiha'yı okudum. Durmadan Fatiha'yı okuyorum. Gadveten ve aşiyeten. Akşam sabah. Akşam getiriyorlar okuyorum. Sabahtan getiriyorlar okuyorum. 3 gün buna devam ettim. Ecme'u büzâkî sümme etfulû. Ağzımda tükürüğümü topluyorum, okuyorum. Ondan sonra da o tükürüğümden ona tüf 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 ediyorum diyor. Hani okuyanlar öyle yapar ya. Ya esner ya hutta tükürür. فَكَأَنَّمَا اُنْشِطَ مِنْ اِقَالٍ Üç gün sonra adam hemen bir devenin dizi bağlı da çözerse, nasıl ayağa kalkarsa adam birdenbire sapsağlam çıktı ortaya. Evet. فَاَعْتُونِ جُعْلًا Onlar bana bir ücret verdiler. Tabi okudu ya. Cü'l yani evvelden size bir şey vereceğiz diye bir pazarlık var. O pazarlık üzerine bu pazarlığımızı getirdi verdiler. Fakultula, ben dedim ki almam. Çünkü bu ben acaba helal mıdır, değil midir? Hatta es'elennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Peygamber Efendimiz'e sorayım. Ege caizse alayım. Fese'eltuhu. Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Fekale dedi ki, kül, o verdiklerini ye. Fele amri, ben ömrüme kesem ederim ki, lemen ekele,
بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ. Bir kimse ki batıl bir rukye ile ekleyledi. Yani batıl bir rukye, caiz olmayan bir şeyle asun yaptı da yedi. Böyle değil. لَقَدْ اَكَلْتَ hak. Sen hak olan bir şey rukye yapmışsın. Yani Fatiha okumuşsun. Cahiliye zamanında öyle kurak şeylerine rukye yapar alır yerdiler. Seninkisi böyle değil. Senin yapmış olduğun rukye hak. Yani Kur'an okudun. Kur'an okudun, aldın hak. Hadisin muhtelif rivayetleri var. Bu rivayette böyle geliyor. Fakat başka rivayette başka türlü geliyor. Onu da beyan ediyor. وَقَدْ حَدَّسَنَا اَبُ الْعَوَّامِ مُحَمَّدُ بِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُرَادِ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ حَسَّانِ قَالَ حَدَّسَنَا هُشَيْمَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimizin ashabı قَدْ كَانُوا فِي غَزَاتٍ bir gazada idiler. فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ Arap kabilelerinden bir kabileye yürüdüler. Şimdi bu rivayet ediyor ki bir gazaya gittiler. Gaza esnasında bir kabileye uğradılar. فَقَالُوا dediler ki هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقِمْ sizde afsun okuyan bir kimse var mıdır? فَاِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ قَدْ لُدِغْ bu kabilenin reisi bir yılan tarafından zehirlendi. Yılan ısırmış. اَوْ قَدْ عَرَدَ لَهُ شَيْ yahut da ona bir şey ariz oldu, bir kasetlik ariz oldu. Böyle söylemişler. Ama aynı vak'a mi, ayrı ayrı mı? Orada Haricet bin Salt emücesinden diyor ki onun emücesi Resulullah Efendimiz'i ziyaret etmiş, giderken bir kabileye uğramış, boğulmuş. Bunda da diyor ki hayır, sahabe Resulullah bir gazada idiler, o gazada oldu. Acaba yine Haricet'in emücesi mi, başka mi, bunu beyan etmiyor. Eshab-ı Resulullah diyor. Kale, ravi diyor ki فَرَقَاهُ رَجُلٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ cemaatten birisi dedi ki ben ona afsun okurum. Kur'an-ı Fatiha'yı oku diye. Febera. O adam da iyi oldu. Fe'ata kati'an minel ganem. Ona 5-10 koyun verdi. Yani koyunlardan bir parça 3, 5, 10 işte böyle bir miktar sayısını beyan etmiyor. Bir kıt'a verdi. Fe'eba'an yakbelehu. O adam ilk önce kabul etmedi. Dedi ya ben Kur'an okudum. Allah'ım helal mi olur, haram mı olur? فَسَالَ عَنْ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ O koyunları aldı fakat yemedi, getirdi. Resulullah Efendimiz'e sordu ki ya Resulallah böyle böyle oldu, bu bana helal olur mu olmaz mı? فَقَالَ لَهُ بِمَا رَقَيْتَهُ Resulullah Efendimiz sordu ki sen ne ile afsun okudun? فَقَالَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ Fatiha'yı okudum ya Resulallah dedi. قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ اَنَّهَا رُقْيَ Fatiha'nın rukiye olacağını, afsun olacağını sana kim öğretti? Kim haber verdi? Yani nereden bildin bunu? O zat dedi ki ya Resulullah kimseden bildiğim yok. Yalnız Fatiha baktım ki güzel bir dua. Bunda ne duam olacak diye okudum. Burada bunu zikretmiyorum. قَالَ سُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdu ki خُذُوهَا O koyunları alınız. Madem verdiler o koyunları alınız. وَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ ف۪يهَا بِسَهْمٍ Fakat o koyunlardan bana de bir hisse ayırınız. Yani o koyunları almışlar, onlar kaç kişi ise aralarında teksim edecekler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bana da bir hisse ayırınız onlar. فَحْدَدْزَ قَوْمُنْ Öyleyse demek ki helal oldu. Hatta Resulullah Efendimiz kendisi de ondan bir sehem istedi. Öyleyse bu delildir. فَحْدَدْزَ قَوْمُنْ بِهَا دِيلَ asar. Bu asar ile, bu hadislerle bir takım cemaat ihticac ettiler. فَقَالُوا dediler ki لَا بَأْسَ بِالْجُعْلَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ Öyleyse Kur'an'ı öğretmeyi için bir adam da bir ücret isterse o da caizdir. Bak bu adam Fatiha'yı okudu, para aldı. Öyleyse bir adam da gel ben sana Kur'an'ı öğreteceğim fakat bana şu kadar para vereceksin derse bu da caizdir. Yahut da o Kur'an okutma için hoca tutuyor. Hocaya diyor ki sana şu kadar para vereyim. Bana Kur'an'ı öyle. Öyleyse para almak caizdir. İşte İmam-ı Şafii bu hadisle istidlal ederek diyor ki en helal rızık Kur'an okutup almış olduğun paradır. Çünkü Resulullah Efendimiz bu afsun okuyup alan adamdan koyunlarından o da bir hisse istedi. Şimdi bu hadisle insan bakınca güzel, etiraz yok. Fakat bunun aksine olan hadisler de var. Olunca işte ihtilaf başladı.
وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا الجعل على تعليم القرآن. Ulemadın bazıları buna muhalefet ettiler. Dediler ki Kur'an'ı öğretmeyi için ücret almak mekruhtur, caiz değildir. كَمَا قَدْ يُكْرَهُ الْجَعْلُ عَلَى تَعْلِيمِ الصَّلَةِ Namazı öğretmeyi için ücret alırsa mekruh. Nasılsa bu da öyle. Adam namaz kılmasını bilmiyor. Ben sana namaz kılmasını öğreteyim. Fakat bana şu kadar para ver. Bu mekruh. Niye? O namazın kılmasını öğretmek senin boynun borcu. Ne parası istiyorsun? O Kur'an'ı da öğretmek senin boynun borcu. Hem borç, vazife. Vazifeyi yapacaksan hem de para alacaksan bu olmaz. وَقَدْ كَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْوَلَى فِي ذَٰلِكِ Fakat delil isterler. O birinci makale dediler ki bizim elimizde hadis var. Sizin neyiniz var? Diyor ki bizim de delilimiz var. Evvela sizin rivayet etmiş olduğunuz hadisler اَنَّ لَا ثَارَ لُوَلْ فِي ذَٰلِكِ sizin bu rivayet etmiş olduğunuz eserlerde lem yekunil cu'lul meskur fiha ala ta'limil Kur'an. Sizin getirmiş olduğunuz bu hadislerde Kur'an öğretme için ücret almak bahsi yok ki. Hafsun okumuş da almış. Yoksa Fatiha'yı bilmiyorum beni öğret de para ver diye değil ki. Hafsun başka, Kur'an öğretmek başka. Hafsun okumak vacip değil bir adama. Birisi hasta olmuş, sen Kur'an'dan onu okuyacaksan hafsun. Bu vacip değil, ister öğret ister öğretme. Ama adam namaz kılacak, Fatiha'yı bilmiyor. Bana Fatiha'yı öğret, namaz kılacağım. O sana farz, onu öğreteceksin. İkisi bir değil. وَاِنَّمَا كَانَ عَلَى الرُّقَى Hafsun üzerine aldı o parayı. اَلَّتِي لَمْ يُقْسَدْ بِالْاِسْتِجَارِ عَلَيْهَا O rukayı için almış olduğu icarla kastedilmedi. اِلَى الْقُرْآنِ Kur'an'a. Yani Kur'an'ı öğretecek diye bu kastetiyor. Yok. Bu adam hastalıkta ne olması için okudu. Ne okudu? Kur'an okudu, bitti. Kur'an'ı okudu, adam hastalıktan iyi olsun diye. Esas Kur'an'ı öğretmek kasti yok. Kur'an kasti de yok, yani Fatiha okumasa da başka bir şey okusaydı gene olurdu. وَكَذَٰلِكَ نَقُولُ نَحْنُ اَيْضًا Biz de böyle deriz. Yani bir adam hafsun okur, para alırsa caizdir. Sizin gibi. لَا بَاسَ بِالْاِسْتِجَارَ عَلَى الرُّقَى وَالْعِلَاجَاتِ كُلَّهَا İster hafsun olsun, ister herhangi bir hastalığa şifa için Kur'an okusa alabilir, caizdir. Kur'an'ı öğretmek başka, bir de gidip onu okumak başka. Adam hasta diyor ki 40 gün bana gel 40 Yasin oku. Onu parayla verirsense gelirim. Öğretmek başka, gelin Ramazan'da bana bir hatim oku. Bir para verirsen gelirim. Öğretmek meselesi değil bu. Gelip benim evimde hayır bereket hasıl olsun diye Kur'an okuyacaksa. Kur'an okumak benim boynumun boycu değil ki senin evinde. Onun için para alabilir orada. وَاِنْ كُنَّا نَعْلَمْ Her ne kadar biz bildikse de ki اَنَّ الْمُسْتَاجِرِ عَلَى ذَٰلِكِ Buna ücret talep eden adam قَدْ يَدْقُلُ فِي مَا يَرْقِي بِهِ بَعْدَ الْقُرَانِ Bu adama diyor ki gelip bu hasteyi okuyacaksan. Bunu biliyoruz ki o giden adam Kur'an okuyacak. Yahut da bazısını Kur'an, bazısını başka dualar okuyacak. Bunu biliyoruz. Kur'an okuyacak. Kur'an'dan onun şifa bulmasını kastedecek. Bu haram olur mu? Olmaz. Daha Kur'an okuyacak. Olsun. Evet. لَاَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النَّاسِ Nas üzerine vacip olmadı. اَنْ يَرْقِيَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا Gidip de bazılısına afsun okuması millet üzerine farz değildir. فَيْذَا سْتُعْتِرُوا ف۪يهِ Fakat bunun üzerine ücret talep olunursa ala an ya'melu işlemek üzerine ma leyse aleyhi men ya'meluhu kendi üzerine vacip olmayan bir ameli adam teklif ediyor sana vacip değil ama gel bu işi işle derlerse evet diyor ki evet ücret ver en ya'meluhu o da onu işleye benim üzerime vacip değil işlemesi vacip değil ama sen para verirsen ise yapayım cezalik bu caizdir. وَتَعْلِيمُ الْقُرْآنِ عَلَى النَّاسِ Ama Kur'an'ı nasıl öğretmek ise وَاجِبٌ اَنْ يُعَلِّمَهُ بَعْضُهُمْ بَعْضٍ Müslümanların bazısını öğretmesi vaciptir Müslümanlara. لَاَنَّ فِي ذَٰلِكْ Kur'an'ı öğretmek yolucudur. اَتَّبْلِغَ عَنِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah-u Teala'dan tebliğ. Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu Kur'an'ı millete öğretmek, tebliğ etmek bu farzdır. اِلَّا اَنَّ مَنْ عَلِمَهُ عَلَّمَهُ مِنْهُمْ İlla naslen bir kısmı öğretirse erza zalike en bakiyyetihim.
diğerlerine kafi gelir. Mesela bir köyde Kur'an okutma için herkese vacip. Bu çocuklara Kur'an öğretmek ötekilerine. Fakat birisi kalktı çocukları başına topladı öğretti. Ötekilerinden sakit olur. Farz-ı kifaye. O farz-ı kifayeyi o yaptığından diğerlerinden sakit olur. Yok, hiç kimse okutmadıysa o mükellef olan köylünün hepsi mesuldur. Cenaze namazı gibi. Bir köyde bir cenazeyi yıkamadılar, tecihizü tekfin etmediler, namaz kılmadılar, götürdü defnettiler. Mükellef olanların hepsi günahkar olur. Yok, oradan bir iki kişi o vazifeyi yaparsa kifayet eder, ötekilerinden de farz sakit olur. Kessalati alel cenayiz, cenaze üzerine namaz kılmak gibi. İnnemâ hiye farzun alel nâsi cemiyan. Cenaze namazı bütün nas üzerine farzdır. İlla enne men feale zâlike minhum, onlardan işleyen olursa elise en bakiyyeti, ötekilerinden de kifayet eder. Farz sabit olur. Ve lev enne racülen istâcera racülen. Bir adam bir adamı ücretle tutsa ki diyüselliye alâ veliyyin lehu, onun katmaz. Onun bir sahibi varmış, ölmüş, gel buna namaz kıldır. Cenaze namazı kıldır. Adamın babası, amcası, kardeşi ölmüş, birisinde gitmiş parayla tutuyor ki gel buna namaz kıldır. Lem yetüz zalik. Bu caiz değildir ki. Cenaze namazını parayla kıldırarak bu caiz değildir. Leennehu innem estecerehu, o adam ücretle tuttu. Ala en yef'ale, işleye neyi? Ma aleyhi en yef'ale zalik. İşlemesi kendi üzerine farz olan şey işle diyor. Bu olmaz. Bu adamın zaten gelip kıldırması ona farz. Kendi üzerine farz olan bir şeyi parayla yapacak. Bu olmaz. فَكَذَٰلِكَ تَعْلِيمُ النَّاسِ الْقُرْآنَ. Nas'ın Kur'an-ı Kerim'i öğretmesi de böyledir. بَعْدُهُمْ بَعْدَ بَعْزِ بَعْزِنَ وَعَلَيْهِمْ فَرْضٌ. Müslümanlar üzerine bilenlere farzdır, bilmeyenleri öğretecek. اِلَّا اَنَّ مَنْ فَعَلَهُ مِنْهُمْ. Müslümanlardan bazıları bunu işlerse فَقَدْ اَجْزَى فَعَلُهُ ذَٰلِكْ عَنْ بَقِيَّتِهِمْ. Ama bu kafi gelir, diğerlerinden günahı iskat etmiş olur. Bu vazifeyi o boyununa aldığından dolayı diğerlerinden sakit oldu. فَاِذَا اسْتَأْجَرَ بَعْضُهُمْ بَعْدًا اَلَا تَعْلِيمِ ذَٰلِكَ. Bazı bazısına Kur'an'ı öğretmeyi için ücret alırsa كَانَتْ اِجَارَتُهُ تِلْكَ, onun ücret vermesi ve isticaruhu iyyahu, yahut da ondan ücret talep etmesi olur. Batilen batıl olur. لَاَنَّهُ اِنَّمَا اسْتَاجَرَهُ, adam ücret talep etti. عَلَى اَنْ يُوَدِّيَ فَرْضًا هُوَ عَلَيْهِ لِلّٰهِ تَعَالَى. Kendi üzerine Allah için farz olan bir şeyi eda etmek için para alıyor. Kendi üzerine farz. Neyi para alıyorsun? Alamazsın. وَفِي مَا يَفْعَلُهُ لِنَفْسِهِ. Kendi nefsi için o Kur'an'ı öğretecek. Kendi üzerine farz. Bunu işliyor hem de para alıyor. Bunu yaptığından dolayı bu caiz değil. لَاَنَّهُ اِنَّمَا يَسْكُتُ عَنْهُ الْفَرْضُ. O adamın üzerinden o farz ne vakit sakit olur? بِفَعْلِهِ اِيَّهُ. Ne vakit o işi yaparsa üzerinden farz sakit olur. وَالْاِجَارَاتُ اِنَّمَا تَجُورُ. İcare yok mu? Ücret vermek yok mu? Var. İcaretler ne vakit de caiz olur. اِنَّمَا تَجُوز وَتُمْلِكُ بِهَا الْاَبْدَالُ. Onun karşılığında bedellere de malik olur. فِي مَا يَفْعَلُهُ الْمُسْتَأْجِرُونَ لِلْمُسْتَأْجِرِينَ. Ücret tutan var. Bir de ücretle kendisini ücrete veren var. Adam ücretle gidip ötekine çalışacak. O da onun ücretini verecek. Adamı yemeğe götürdün. Adam akşama kadar seni çalıştı. Ona ücret verecek misin, vermeyecek misin? Vereceksen. Niye? Ona vermiş olduğun para ne mukabili? Çalıştığının mukabili. Ama Kur'an okutmak böyle değil ki. O zaten kendi üzerine o Kur'an'ı bilmeyenlere Kur'an'ı öğretmesi onun üzerine farz. O farzı yapacak. Hem de ücret isteyecek. Bu olmaz. Fekezalik, evet. وَفِيمَا يَفَلُوا لَنَّ وَاِنَّمَا يَسْقُتَانُ الْفَرْضُ الْفَعْلِيَّ. Evet, ve ricaret okuduk. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ. Bir adam itiraz etse, dese ki فَهَلْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Resulullah Efendimiz'den rivayet olundu mi? شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى مَا زَكَرْتَ فِي الْمَنْعِ. Bunun
caiz olmadığına dair Resulullah Efendimiz'den rivayet var mı? Kur'an-ı Kerim'i parayla öğretmek caiz değildir, men ediyorsun. Bu men'e dair Peygamber Efendimiz'den bir hadis nakledebilir misin dedi. Minel isticare ala ta'limul Kur'an. Kur'an'ı parayla öğretmek caiz değildir. Ücretle tutuyor ki gel Kur'an'ı öğret, bu caiz değildir. Buna dair bir hadis var mı? Qila lehu na'am, evet var. Kad ruyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi zalik. Bu hususta Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi ki ennehu kâle. Peygamber Efendimiz buyurdular. La te'kulu bil Kur'an. Kur'an ile yemeyiniz. Kur'an'ı alet edip de yemek aleti yapmayınız. Evet. İşte bu delalet ediyor ki hem Kur'an'ı öğreteceksin hem de onu senin rızkına vasıta kılacaksın. Kur'an'ı öğrettim, para aldım. Böyle yapmayınız. Bu hadisinden memnudur. Ve en Ubadete bin Samit radıyallahu anhu ennehu kal. Hazreti Ubade dedi ki küntü ukarri unasen min ehli suffe. Ehli suffeden bazılarına okudurdum. El Kur'an'a Kur'an'ı okudurdum. Ehli suffe ki sahabelerin fakirleri. O şimdiki Ağabat'ın yeri var ya, orası mescidin sofasıydı. O sofada onlar yatar kalkarlar, fakir adamlar. Onlara ben Kur'an-ı Kerim'i öğretirdim Hazreti Übade diyor. فَاَهْدَى اِلَيَّ رَجُلٌ مِّنْهُمْ قَوْسًا. Onlardan birisi bir kavus, bir yay aldı getirdi, bana hediye etti. Ok atmayı için şöyle kavus vardı ya, o şimdi yok tarihte. Onlardan bir tane getirdi, hediye etti ki عَلَى نَقْبَلْهَا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ تَعَالَى. Sen bunu Allah için kabul et dedi. Hani Kur'an oku diyor ya, o da ona hediye etti. فَسَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Ben Peygamber Efendimiz'e dedim ki ben buna Kur'an okutuyorum, o da bana bir yay hediye etti. فَقَالَ لِي. Peygamber Efendimiz buyurdu ki اِنْ اَرَدْتَ اَنْ يُتَوِّقَكَ اللّٰهُ بِهَا قَوْسًا مِنْ نَارِ فَقْبَلْهَا. Sen yarın boynuna Cenab-ı Hak bu yayı ateş edip boynuna sarmayı istiyorsunsa, arzu ediyorsunsa onu kabul et. Yani bunu kabul ettiğin takdirde Cenab-ı Hak bunu ateş edecek, senin boynuna saracak. Hem Kur'an'ı öğret hem de onun mukabilinde hediye al, bu olmaz. Bak işte bu hadiste neye delalet ediyor? Bu işin caiz olmadığını delalet ediyor. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Burada bitmedi. Artık hele yarın muhakeme yürüyor. وَقَدْ زَكَرْنَا ذَٰلِكَ كُلَّهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَيَسَانِيدِهَا. Kur'an okutmak üzere ücret almak caiz midir, değil midir? Biz bu meseleleri Resulullah Efendimiz'den gelen hadisleri, senetleriyle beraber hepsini zikreyledik. فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا مِنْ كِتَابِنَا هَذَا. Bizim bu kitabımızda geçen bahislerde fi babit tezvici ala suretin minel Kur'an min kitabin nikah. Kitabın nikahta bir adam bir kadını Kur'an'dan bir sure talim etmek üzere alabilir mi alamaz mı bir bahis geçmiş diye orada bunların hepsini biz zikrettik. Sünne katru yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi zalikeyde. Bu hususta Resulullah Efendimiz'den rivayet olundu. مَا قَدْ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شَعِيبٍ. سُلَيْمَانُ بْنُ شَعِيبٍ bize rivayet etmiş olduğu bir hadis daha rivayet olundu. قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسِ الْجَرِيرِ عَنْ أَبِي الْعَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ. Bir müezzin tut ki la ya'khuzu ala ezanihi ecra. Okuduğu ezana ücret almaz. Böyle bir müezzin ittifaz et. Demek birisi gelmiş de bir müezzin tutacağını söylemiş. Böyle bir müezzin tut ki okuduğu ezana mukabil ücret almasın. Fekerehe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el ezane bil ecri. Peygamber Efendimiz ücretle ezan okumayı kerih gördü, hoşlanmadı. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَٰلِكَ اَيْذَا اَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. Abdullah ibn-i Ömer'den de böyle bir hadis rivayet edildi. مَا قَدْ حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنِ اَبِي عِمْرَانِ قَالَ حَدَّسَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْسِنِ التَّيْمِ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَا عَنْ يَحْيَ بْنِ الْبَكَّى أَنَّ رَجُلًا قَالَ. يَحْيَ بْنِ الْبَكَّى diyor ki bir adam geldi. قَالَ لِبْنِ عُمَرَ. Abdullah ibn Ömer'e dedi ki
İnni yuhibbuke fillah. Allah için ben seni seviyorum. O gelen adam Abdullah ibn Ömer'e diyor ki Allah için ben seni seviyorum. Fekale lehu ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer de ona cevaben dedi ki lakinni ubghiduke fillah. Allah için ben de seni boğz ediyorum. Öteki diyor ki ben Allah için seni seviyorum. Beni yani ibaz garaz yok. O da diyor ki yani ibaz garaz yok. Allah için ben de sana boğz adabet ediyorum. لَأَنَّكَ تَبْغِي فِي اَذَانِكَ اَجْرًا. Çünkü sen bir yerde ezan okuyorsun demek, müezzinlik ediyormuş. Onun mukabilinde ücret alıyorsun. Onun için ben seni boğaz adabet ediyorum. وَتَاخُذُ عَلَى الْاَذَانِ اَجْرًا. Okuduğun ezana mukabil ücret alıyorsun. Bunun için ben de seni sevmiyorum. فَقَدْ سَبَتَ بِمَا زَكَرْنَا. İşte bu zikrettiğimiz rivayetlerde sabit oldu. كَرَاهِيَةُ الْاِسْتِيْجَارِ عَلَى الْاَذَانِ. عَلَى الْاَذَانِ. Ezan okunmak üzere adamı icar tutmak. Müezzin tutuyor, parayı da ücret veriyor ki müezzinlik et. Bu ne? Bunun kerahiyetine, hoş olmadığına delalet etti bu rivayetler. فَالْاِسْتِجْعَالُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ كَذَٰلِكَ اِذَا. Bir ezan okuma için ücret alırsa, bu hoş olmazsa, mekruh olursa, Kur'an okutmak için de ücret alırsa o da böyle. O da mekruhtur. لَأَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz قَدْ اَمَرَ بِالْتَبْلِغِ. Dini tebliğ etmekle emreyledi. Neden? عَنِ اللّٰهِ. Allah tarafından gelen bu dini başkalarına tebliğ etmekle emreyledi. وَلَوْ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ. İsterse Kur'an'dan bir ayet olsun, başkasını öğretin, tebliğ edin buyurdu. وَاَوْجَبَ اللّٰهُ عَلَى نَبِيِّهِ. Cenab-ı Hak peygamberine vacip kıldı. اَتْتَبْلِيغَ عَنْهُ. Gelen ahkam-ı ilahiyeyi tebliğ etmeyi peygambere farz kıldı. Kendisine peygambere ne vahiy gelirse peygamber efendimize farz idi onu tebliğ etmek. Onu ketmedemez. Ketmederse hıyanet eder. Enbiyada hıyanet yok. Allah-u Teala ne buyurmuşsa onu muhakkak tebliğ edecek. فَقَالَ. Cenab-ı Hak buyurdu ki يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber. Ya eyyühen resulü, ey resul. Allah tarafından gönderilen şahıs, zat. Belliğ, tebliğ et. Ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana inzal olunan Kur'an'ı tebliğ et. Ve in lem tef'al, eğer tebliğ etmez isen. Fema bellâte risâletehu. Cenab-ı Hak seni elçi olarak gönderdi kullarına. Bu ni tebliğ etmemiş olursun. Elçilik vazifesini yapmamış olursun. Allah seni Resul, Resul elçi demek. Kullarına gönderdi ki Allah'ın dinini, ahkamını kullarına tebliğ edeceksen bunu yap. Yapmazsansa sen bu vazifeyi yapmamış olursun. Vallahu ya'simuke minen nas. Sen nas'tan korkma. Allahu Teala seni nas'tan hapseder. Korkma yani ben bunu tebliğ ederken beni vururlar, öldürürler. Bundan korkma. Allah seni hapseder. Resulullah Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geldiğinde ansızın münafıklar yahut Yahudiler mescitte ansızın Resulullah Efendimiz'i şehit ederler diye bir korku geldi kendisine. Hem dederdi ki eshabdan beni kim bekler? Hem gece hem gündüz. Gündüzün namaz kıldığı vakıpta burada bir direk vardır. Haras-ül Amudi derler. Orada eshabdan birisi mihrabın biraz gerisinde orada durur. Resulullah Efendimiz'i muhafaza için arkadan bir suikast olursa müdafaa için orada birisi beklerdi nöbetine. Hatta bazı geceler de bu gece beni bekleyecek kim var? Derdi ashabtan birisi ya Resulullah ben varım. Nöbetine beklerdiler. Gerek gece gerek gündüz bir nöbetçi bulunurdu. Bu ayeti kerime nazil oldu. Vallahu yasimuke minen nas. Nasıl bu ayet nazil olduysa Peygamber Efendimiz dedi ki lüzum yok daha. Bekçiye. Bekçiye daha lüzum yok. Bekçiyi kaldır. İşte ayeti kerime bu. Ya eyyühar resulü belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Ve in lem tef'al fe ma bellâte risâleteh. Vallahu yasimuke minen nas. Allah-u Teala artık korkma. Sen tebliğe devam et. Allah seni hepseder. وَكَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مِثْلِ ذَٰلِكَ اَيْدًا. Şimdi bu ayet-i kerimeyi getirdi ki nazil olan vahyi peygamberin tebliği vacip olunca Resulullah Efendimiz dar-ı ahirete teşrif ettikten sonra bu farz, bu vücub kimin üzerine tereddüt etti? Ümmetinin üzerine.
Ümmet de bu dini böyle birbirlerine tebliğ edecekler. Elinden geldiği kadar, isterse bir ayet olsun öğreteceksin, senin boynun borcu. Yok, ben öğretirim ama para alırım, olmaz. Dini tebliğ için peygamber para aldı mı? Yok. Hatta ayette var ya, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Ben bu dini tebliğ ediyorum, ben sizden bir para ücret istemiyorum. اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Kurba yani Resulullah'ı, ehli beytini sevin, ahkam-ı ilahiyeyi tatbik edin. Bes bu, başka bir ücret yok. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مِسْلِ ذَٰلِكَ اِذَا. Böylece yine Resulullah Efendimiz bu mesele hakkında buyurdu. فِيمَا حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَاِبْرَاهِمْ اِبْنِ مَرْزُقُ. Ebu Bekre ve İbrahim İbn-i Merzuk'un İmam-ı Tahavi'ye rivayet etmiş oldukları hadiste. قَالَ جَمِيعًا قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَاسِمَنِ الْاَوْزَاءِ اَنْ حَسَّانِ اِبْنِ عَطِيَّ اَنْ اَبِي كَبَشَةَ السَّلُولِ اَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عَمْرِ بِنِ الْعَاسِ اَنَّهُ قَالَ. Abdullah ibn Amr ibn As dediler ki, قَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, بَلِّغُوا عَنِّي. Benden tebliğ ediniz, benden aldığınız Kur'an'ı vahyi tebliğ ediniz. وَلَوْ آيَةً. İsterse bir ayet olsun, مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ Allah'ın Kur'an'ından. Bana Kur'an nasil, vahiy nazil oluyor. Bu kitabullah'tan. İstersen bir ayet olsun, bunu başkasına tebliğ ediniz, öğretiniz. وَحَدِّسُوا عَنْ بَنِي İsrail. Beni İsrail'den de konuşun. Beni İsrail zamanında nasıl peygamberler gelmiş, ne gibi vekaler olmuş. Ondan da konuşun. وَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكُ. Onda da bir günah yok. Hazreti Musa şöyle yapmış, Hazreti Yasa şöyle yapmış, Hazreti Yakup şöyle yapmış. Onlardan konuşmada da günah yok. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا. Fakat bir adam gasten bir hadis uydurur da, benim söylemediğim halde bunu peygamber buyurmuştur der de kasten bana yalan isnat ederse, فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Cehennemde yerini hazırlasın. Benim demediğim bir şeyi bunu Resulullah dedi diye iftira ederse, o adam cehennemde yerini hazırlasın. Öyle ya, Resulullah Efendimizin hadisinden hüküm çıkacak. Sen Nas'ın kelamını getir, hadis diye de ortaya sok, ondan hüküm çıksın, yanlış hükümler, o vakit cehennemlik olursun. فَاَوْجَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. Bu hadiste Peygamber Efendimiz farz kıldı. عَلَى اُمَّتِهِ. Kendi ümmeti üzerine farz kıldı. Neyi? اَتَّبْلِيغَ عَنْهُ. Kendisinden ehkam-ı ilahiyeyi öğrendiklerini başkasına tebliğ etmeyi ümmetine farz kıldı, vacip kıldı. ثُمَّ قَدْ فَرَّقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Sonra Peygamber Efendimiz ayırdı. بَيْنَ التَّبْلِيغَ عَنْهُ وَالْحَدِيثًا غَيْرِهِ. Resulullah'tan almış olduğu vahyi tebliğ ile bir de başka bir şeylerden konuşmasını, bunların arasını da ayırdı. İkisi bir değil. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdu. وَحَدِّسُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجْ. Benden aldığınız vahyi, Allah'ın kitabını istersen bir ayet olsun başkasına öğret. Gerisinde de ne dedi? Bu tebliğ. Ha, beni İsrail'den de konuşmada hereş yok. Onlarda olan vekalerden de konuşabilirsiniz. Bu başka. Ey ve la harece aleyküm, sizin üzerinize meşakkat yoktur. Fi en la tuhaddisu anhu fi zalik. Bu mesele hakkında beni İsrail'den de konuşup konuşmamanızda bir zarar yok. فَالْاِسْتِجَعَالُ عَلَى ذَٰلِكَ. Öyleyse ahkam-ı ilahiyeyi tebliğ edip de para almak, Kur'an-ı vahyi peygamberden öğrendi, ondan sonra başkasına parayla öğretmekte olucudur. اِسْتِجَعَالٌ عَلَى الْفَرْضِ. Bir farzı yapmaya para istemek olucudur. Hem kendi farzını yapacak, hem de para istiyor. Hem namaz kılacak, hem de bana para ver namaz kılayım. Hem oruç tutacak, hem de bana para ver, oruç tutayım. Senin boynun borcu zaten o. وَمَنْ اِسْتَجْعَلَ جُعْلًا. Bir adam bir ücret isterse, عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلْهُ. İşleyeceği bir amele. فِي مَفْتَرَضَ اللّٰهُ عَمَلَهُ عَلَيْهِ. Öyle bir amel ki o amel kendi üzerine farz. Onu yapması farz. Farz olan o işi yapacak, hem de ona bir ücret alacak. Bunu yaparsa فَذَٰلِكَ عَلَيْهِ حَرَامٍ. Bu onun üzerine haramdır.
لأنه إنما يعمله لنفسه. O adam nefsi için işliyor ameli. O far senin, boynun buydu, sen yapacaksan. Evet. لِيُؤَدِّيَ بِهِ فَرْضًا عَلَيْهِ Kendi üzerine farz olan bir şeyi yapıyor. Namaz kılacak, boynun borcu. Oruç tutacaksan boynun borcu. Zekat vereceksen boynun borcu. Bunlar boynun borcu. Hem de bir de bir para al bunları yap, bu caiz olmaz. Alırsa, bana para ver, baba, bana para ver, ben namaz kılayım. Filan ağa, bana para ver, namaz kılayım. Bunlar haram olur, aldığı para. Şimdi burada neyi getiriyor? Kur'an'ı getiriyor. Diyor ki, وَمَنْ اِسْتَجْعَلَ جُعْلًا عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُهُ لِغَيْرِهِ Bir de var ki bir adam ücret alıyor, bir iş kendi nefsi için değil, kendi boynuna vacip olan bir iş değil. Başka birisine bir iş yapacak. Onun için ücret alıyor. O da neden? مِنْ رُقْيَتِنَ وَغَيْرِهَا Birisi hasta gidip ona Kur'an okuyacak. Dua edecek, dua arasında Kur'an da belki de okuyacak. Rukiye ona, afsun diyorlar. Ona gidip okuyacak. Bunun üzerine para istese ve imkanet bir Kur'an'ın isterse okuyacağı o rukiye Kur'an ile olsun. Ev ilacın yahut da ilaç yapsa ev ma eşbehe zalik yahut buna benzer. Dualar okusa fezalike caizun. Bu caizdir. Vel isticalu aleyhi halal. Onun üzerine ücret almak halaldır. Niye? Kendi boynuna vacip olmayan bir şeyi yapıyor. Öteki adama gidip okumak buna vacip değil ki. Ehkâm-ı diniyeyi öğretmek vacip, ona para alamaz. Ama adam hasta gidip okuyacak, ona rukiye yapacak. O vakitte ona ücret alması caiz. فَيَسِّحُ بِمَا ذَكَرْنَا Bizim bu zikrettiğimiz sebeple sahih olur. مَعَانِ مَا قَدْرُوا يَعْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي هَذَا الْبَابِ Bu babda rivayet etmiş olduğumuz muhtelif hadislerin manası sahih olur. مِنَ النَّهْيِ وَمِنَ الْبَاهِ Hangisinden nehyetti Peygamber Efendimiz, hangisini mübah kıldı? İşte bu meydana çıktı, bu sahih oldu. وَلَا يَتَضَادُ ذَٰلِكْ فَيَتَنَافَ Birbirine zıt olup da münafı olmaz. Hani şimdi hadisler zahiren birbirine zıt gibi göründü ama öyle bir şekilde işin içinden çıktı ki hiç haram yok. Kendi üzerine işlemesi farz olan bir şeyi para mukabilinde işlerse bu haram. Kendi üzerine farz olmayan bir şeyi işlerse bu haram değil. Yani şimdi Kur'an okutmak meselesi burada bu kadar fazla tefsilat vermedi. Fukaha-i İzam diyorlar ki bir mıntıkada, bir köyde, bir mahallede Kur'an okudan çocuklara, Kur'an okudan kimse yok. O mahallenin, o köyün, halkın hepsi mesuldür. Niye? Dini tebliğ etmek onlara farz değil mi? Farz. Ama onlar kendi aralarından birisini seçerler de sen bunu öğret derse, o adam öğretirse o farz ötekilerinden sakit olur mu olmaz mı? Olur. Cenaze namazı gibi. Cenazenin namazını kılmasalar hepsi mesul olur. Fakat içinden birkaçı o cenazeyi defnederler, namazını kılarlarsa ötekilerinden de günah sakit olur. Öyleyse bir köyde Kur'an'ı bilen yok. Yahut da bir mahallede Kur'an'ı bilen yok. Bir tek adam. O adam üzerine farzdır. Meccanen Kur'an'ı onlara öğretecek. Farz oldu. Niye? Başka bilen yok. Ama birkaç kişi var bilen. Birkaç kişi olduğu gibi o farz yalnız o adam üzerine tereddüt etmiyor. Ötekilerin üzerine de tereddüt ediyor. Diyelim 3 kişi yahut 3 kişi onların hepsine var. Öyleyse onların içinden birisine para verirler. Gel bize Kur'an'ı sen okut diyebilirler. Niye? Onun üzerine bizzat farz değil o. Ötekileri de var olduğundan bizzat ona farz olmadı. On aralarından para verip tayin etmek bu caiz. Ama başka kimse yok da bir tek adam varsa para alaması ile öğretecek. Bu fıkıh kitaplarında tesrihat var. Ha, şimdi burada kaide olarak beyan etti. Kendi üzerine farz ise o da ne? Başka okudan yok. O vakıpta para alamaz. Okutacak. Yok. Birkaç tane varsa kendi üzerine farz değil. Umum üzerine farz. O vakıpta para alabilir. وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلَ اَبِي حَن۪يفَةَ وَاَبِي يُسُفْ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ İşte bu da üç imamın kavli budur. Ebu Hanife, İmam Muhammed, İmam Ebu'l-Sum kavilleri de budur. Şimdi bu mesele de burada bitti. Peki ezan meselesi kaldı. Ezan meselesi, ücret alıp da ezan okumak mekruh. Mekruh gördü. Ulema zaten namaz kıldıran olsun, ezan okuyan olsun selef kat'i surette ücret almazdılar meccanen.
Ama sonra tabi'in devrinde bak almaya başlamışlar. Abdullah ibni Ömer diyor ki adama, ben seni sevmiyorum, sen beni seviyorsun ama çünkü sen parayla ezan okuyorsun, ben seni sevmiyorum. Sevmiyorum diye bu neye delalet eder? Mekruh olduğuna. İlla bu haramdır kat'i surette de demiyor. Yani evre olan almamak. Fakat bir cami yapıldı. Camiyi her vakitte oradaki namaz kıldıranlardan birisi el yak olan gelip kıldırıyor. Herhangi birisi de tesadüf ederse ezanı okuyor. Böyle cemaat bunu rastgele yapıyorsa bu vakitte ne imam tutarlar ne mezin tutarlar. Cemaat onu idare eder. Bir de var ki bir ekser köylerde olur. Namaz kıldıracak adam yok. İmam olmadı mı cumayı da kılamıyorlar. Çıkıp hutbe okuyacak yok. Yahut da geçip de aşikare Fatih-i Zemmi Sure'yi okuyacak adamları yok. Beş vakit orada kalıp da ezan okuyacak adamları yok. E ne yapacaklar? Bir imam tutacaklar ki o imam başka hiçbir iş görmesin. Beş vakitte o camiyi açsın, ezanı okusun, namazları kıldırsın. Cehil umumileşmiş köylerde, kentlerde böyle ulema kalmamış, cahiller çoğalmış. Gelen ulema-i müteahhirin demişler ki eğer selefin yolundan biz de gider de namaz kıldırmak için, ezan okumak için ücret almak mekruhtur dersek ise bu camiler gitti kalır. Öyleyse biz tecviz edelim, fetva verelim ki bir elyak olan adamı tutsunlar, bunların ezanını okusun, namazını kıldırsın, cenazelerini kaldırsın. Fetva vermişler, o fetva üzerine amel ediliyor. İşte burada kaide, kaide diyor eğer bir adam varsa, başkası yoksa onun üzerine farz. Köyde bir adam öldü, onun cenazesini o köylü kaldıracak. Kaldırmazlarsa hepsi günahkar olur. E o cenazeyi de yıkayacak kimseleri yok, beceremiyorlar, yapamıyorlar. Ne yapacaklar? Mecburi bir imam tutacaklar ki o imam işte kefeni şöyle biçin, cenazeyi şöyle yapın, şöyle yıkayın, şöyle edin, götürüp yapacak. Bazı hocalar var ki hoca da yapamıyor. Koskoca hoca bakarsın bir cenazeyi yıkayamaz, bir kefeni biçemez. İlla onun da ehli olacak. İşte onun için ulema-i müteahhirin fetva vermişler ki parayı alıp da vücudunu vakfetmeye. Şimdi o imam mezin de şunu niyet edecek. Ben namaz kıldırdığımdan dolayı para alıyorum. Yok. Ezan okuduğumdan dolayı para alıyorum. Yok. Onu da niyet etmeyecek. Niyet bozuk ya. Ben vücudumu vakfediyorum. Başka bir iş görmüyorum. Yevmiyemi alıyorum. Namaz kıldırdığımdan yahut ezan okuduğumdan dolayı değil. Vücudunu o camiye vakfetmiş. Nasıl yok? Başka iş görmüyor. Daimi surette onların emrinde azade bulunuyor. Bunu niyet edecek. Evkatını oraya sarf ettiğinden dolayı onun parasını yani yevmiyesini alıyor. Yoksa namaz kıldırdığı ezan okuduğundan dolayı alıyorum. Bunu şey etmeyecek. Niyet etmeyecek.